Esselamu aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar ederiz ki bizleri tekrar ayet ve hadislerin okunacağı şu mübarek derste bir araya getirdi. Bu gece özel olarak Safer ayının son çarşambasında yapılacak, yani bu gece ve yarınki gün yapılacak ibadetlerle ilgili konuşacağız inşallah. Bizler sizi seviyoruz. Allah için seviyoruz. Ve sizlerin iyiliğini istiyoruz. Asla başınıza bir bela gelsin istemiyoruz. Allah-u Teala bize böyle bir sevgi ve muhabbet vermiştir. Zaten müminin kamil mümin olmasının şartı لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِيَخِي مَا يُحِبُّ لِنَفْسِ. Kendi için sevdiği şeyleri mümin kardeşi içinde sevmedikçe sizin birinizin imanı tamam olmaz buyurulduğu üzere imanımızı kemale erdirmek için de bu şarttır. Rabbim cümlemizin imanımızı kemale erdirmeye muvaffak eylesin. Tabii bu kademe kademe hepimiz bu yolda ilerliyoruz. İlerlemeye çalışıyoruz. Bu yüzden sizleri Allah için sevdiğimizden, bizi Allah için dinleyenler, bu dersleri Allah için takip edenlerin, tabii hiç kimsenin başına bir bela gelsin istemiyoruz ama özellikle sizler dinleyicilerimiz dünyanın neresinde bu dersleri takip ediyorsanız, izliyorsanız, vakit ayırıyorsanız bu Allah için yapılan bir fedakarlık sayılır. Çünkü insanların bu saate rastlayan dizileri olur, filmleri olur, maçları olur, misafirleri olur, gidecekleri olur, gelecekleri olur. Ama insan en az bir saatini bu derse ayırdığı zaman tabii ki Allah için bir ilim meclisine vakit vermiş olur. Mevla da bunun karşılığına kat kat vereceğini vaat etmiştir. Bu itibarla dünyada da bunun getirisi olur. Bu sevaplar, bu mükafatlar sadece ahirete kalmaz. Bu dünyada da görülür. Bu itibarla şimdi bu gece Safer ayının son çarşamba gecesidir. Yani biliyorsunuz Safer ayı hicri aylardan, kameri senenin aylarından ikinci aydır. Muharrem hicri yılbaşımız birinci ay, ondan sonra gelen ay Safer ayıdır. Bundan sonra da gelecek, işte inşallah çıkacak pazar günü Safer ayının çıkmasıyla kavuşacağımız mübarek ay Rabi'ül Evvel ayı, Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem doğum ayıdır. Seyyidi'alullahu ba'de usri yusra. Allah zorluktan sonra kolaylık yaratacaktır. Ayet-i kerimesinde buyurulduğu üzere Rabbim Safer ayının çıkışından sonra rahmetellil aleminin gönderildiği sallallahu aleyhi ve sellem Kandil Mevlid ayını bizlere lütfedecektir. Bizleri ona kavuşturacaktır inşallah. Bu vesileyle biz Allah dostlarının beyanlarına inanan insanlar olarak, Evliyaullah'ın keşiflerine inanan insanlar olarak, onların bu husustaki izahlarından yola çıkarak sizleri bu hususta bilgilendirmeye çalışacağız ki bu gece ve yarınki gün yağacak belalardan, musibetlerden kurtulabilelim. Evliyaullah'ın beyanı vecile Şeyh Feriduddin Genç Şeker, Kuddisesir Ruhu Hazretleri, Çeşitli meşayihin ileri gelenlerindendir. Diğer birçok meşayih, Şeyh Feriduddin-i Nakşibendi, Kuddisesir Ruhu Hazretleri, efendim, ondan tabi nakledenler vardır. Şeyh Muhammed İbni Abdülhayyed Davudi Hazretleri, Şeyhi olan Şeyh İlyas Hazretlerinden, o da Şeyh İbrahim-i Kürani Hazretlerinden, o da Şeyh Feriduddin Nakşibendi Hazretlerinden nakletmişlerdir. Bu husus birçok kitapta gördüğümüz hususlardandır.
ileride daha da delillerine değineceğim. Muhammed İbni Katîruddin Hazretleri, Allah tarafından kendisine gavs hitabı yapılıyordu. Gavs demek evliyanın reisidir. Bu zat El Cevahirul Hams isimli eserinde nakleder ki Yusuf-u Nebhani Hazretleri yakın devrin en büyük alimlerinden, velilerindendir. İsmi çok duyulmuştur, muteberdir. Bu mübarek zat birçok eserinde bu kitaptan bahsetmektedir. Özellikle Müferricül Kürub, Müferrihül Kulub isimli eserinde El Cevahirul Hams isimli eserin naziri bir benzeri olmadığını beyan etmektedir. Bakın bu kitabın mesela baskısını bulamadık. Biz bunu kütüphaneden CD olarak aldık. Oradan bu ilimlere ulaştık. Evvelki senelerde de birçok kitapta gördük ama şimdi yeni yeni devamlı kitaplar elimize ulaşıyor. Durduğumuz yok. Geceleri sabaha kadar, boynumuz kırılana kadar, kamburumuz çıkana kadar kitapların başındayız. Her gece sabahlara kadar. Niçin? Bir istifade edelim. Bunu istifade edelim de bir şey öğrenelim de bunu sadece kendimize mi tatbik edelim? Bu kamil imana delalet eder mi yani? Size nasıl bunları ulaştırmayalım? Bu vesileleri nasıl kullanmayalım? Onun için bu eserlerde gördüklerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Daha birçok eser. Saymakla bitiremem bu arada birçok esere kavuştum. Efendim Maul Aynen Hazretleri'nin Naatül Bidayat ve Tevsifun Nihayat isimli eserine ulaştım. Mısır'dan geldi birkaç gün evvel. O da çok kıymetli bir eser. Onda bütün bu ilimler beyan ediyor. Ondan sonra Efendi babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin itibar ettiği, Kur'an-ı Kerim'in kenarına kaynak olarak gösterdiği Fethül Mecid, Fethül Melikül Mecid, El Müellef Li Nef'ül Abid. Bu Şeyh Ahmet Direbi Hazretleri'nin kıymetli eseridir. O eserde yine bu malumat zikredilmektedir. Ve birçok eserde, yani hangisinde gördüğümü şu anda tam manasıyla hata edemem. Ancak bu kadar eserlerde gördüğümüz üzere Allah-u Teala Hazretleri her sene levh-i mahfuzdan semai dünyaya, levh-i mahfuz biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Allah-u Teala'nın büyük bir levhası var ki 104 kitap ondadır. Bütün olup bitecekler ondadır. Kıyamete kadar yaşanacaklar ondadır. Sonsuza kadar yaşanacaklar ondadır. Allah Teala kalemi yarattı ve levh-i mahfuzda bütün olacak bitecekleri yazdırdı. İşte o levh-i mahfuz, o levha. Dünya semasına, yani birinci kat semaya levh-i mahfuzdan 320 bin bela iner. Her sene 320 bin. Bunlar ne zaman iner? Safer ayının son çarşamba gecesinde ve son çarşamba gününde nazil olurlar. Yani bu gece ve yarınki gün. Çünkü İslam'a göre biliyorsunuz gece öncedir, gündüz sonradır. Cuma gecesi ne zamana deniyor? Perşembe cumaya bağlayan gece. İşte bu gece ne gecesidir şimdi? Çarşamba gecesidir. Yani salı günü bitmiştir. Ama gece olarak İslam'da bu gecenin adı nedir şu anda? Çarşamba gecesidir. Ve yarınki gün çarşamba günüdür. Saferin son çarşamba gecesinde ve gününde bu belalar yağarlar. Bu yüzden o gün, yani yarınki gün, sene günleri içerisinde en zor gün olur. Sana zor gelmeyebilir ama bunun ortalaması tespit edildiğinde, dünya bazında ele alındığında, yaşanan olaylar ve hadiseler ve musibetler göz önünde bulundurulduğunda bu hesap çıkar. Bu herkesin kendi çevresinde göreceği bir şey değildir. Ancak bu gece ve yarınki gün, bu hususta daha birçok eser diyorum işte Şeyh Muhammed Ebul Yusur Abidin Hazretleri yine Tenbihül Kulubin Naime Alel Evradid Daim isimli eserinde, bunların hepsini kendim gördüm. Bizzat bu kitapları gördüm. Evvela çok seneler evvel Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri, biliyorsunuz Sami Efendi diye geçer, tanınır, mübarek zat, üstadımız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri, üstadımızın üstadı Ali Haydar Efendi Hazretlerimizin ahiret kardeşidir. İki şeyh bize sevdirildi buyururdu. Biri Alvarlı Efe, Erzurum'daki Alvarlı Efe Hazretleri, birisi de Sami Efendi Hazretleri buyururlardı Ali Haydar Efendi Hazretleri. Sami Efendi Hazretleri'nin El Ed'iye ve El Ezkar isimli eserinde ben bunu evvela gördüm. O zaman böyle bu hususlarda tetebbuatım yoktu. Araştırmalarım yoktu, vaktim yoktu. Sonra bu işlere tabii daha inceledikçe meydana çıktı. Yine teberrüken Sami Efendi Hazretleri'nden istifade ettiğimiz için
onun kaynak verdiği kitabının sayfasını da verdim ama ondan sonra senelerdir elime geçen birçok kitap, İbrahim İbni Muhammed el-Ensari el-Maliki, günlerin ve gecelerin faziletleriyle ilgili, Ravel-Zam'an fi fedaili şuhur vel-eyyam, bu da kıymetli bir eserdir. Burada ulemanın, evliyanın bu husustaki görüşlerini ve tatbikatını beyan etmiştir. Hasılı artık bu ehlullah katında mütevatir olmuştur. Hepsi birbirinden naklede gelmiştir ki 320 bin bela Safer'in son çarşamba gecesi, yani bu gece inmeye başlıyor ve yarınki günde bu belalar inmeye devam ediyor ve sene günlerinin en zor geçen günü son çarşamba oluyor. Bu hususta tabii bu zatlar bunları ne yapmıştır? Keşfetmiştir. Çünkü ne diyorlar? Keşif ve temkin ehli zatlar. Ne demek? Manevi gözü açık demek. Çünkü bunlar keşif ehli olan zatlar, Allah-u Teala'nın bildirmesiyle bazı gaybi ilimlere vakıf oluyorlar. Bu ne kabilindendir? Keramet kabilindendir. Peygamberlerin mucizesi olacak her şeyin velinin de kerameti olabilir. Aradaki fark nedir? Peygamberim diyeninkine mucize deniyor. Bir şey iddia etmeyip de o peygambere ittiba eden zatınkine keramet deniyor. Yoksa peygamber de ölüyü diriltiyorsa bir veli de ölüyü diriltebiliyor. Ama onun adı mucize oluyor, velininkinin adı keramet oluyor. Arada sadece bu kadar fark var. Kaynak aynıdır. Yani peygambere de o kuvveti veren Allah-u Teala'dır, veliye de o kerameti veren Allah-u Teala'dır. Kimsenin elinde kendiliğinden bir şey yapmak yetkisi yok. Ancak gaybi ilimler, bu gibi ilimler peygamberlere bildirildiği gibi velilere de bildirilmektedir. Biz bu velilerin beyanlarına inanmaktayız. Ancak evvela ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden yola çıkacak olursak, ulema buyuruyorlar ki, bu ulemadan tabii birçokları bu hususta beyanat vermişlerdir. Ancak özellikle Halimi Rahimeullah ve şair bir takım ulema, İmam Suyuti, İbni Arrak, bunlar da beyan ediyorlar ki, şeriatta, yani İslam'ın kaynağı olan Kur'an'da ve sünnette bazı vakitlerin mübarek, saat, bazı vakitlerin nahs, yani uğursuz olduğuna delalet eden deliller vardır. Evvela bu delillerden bahsedelim ki bu Allah dostları nereye dayanıyorlar? Şimdi birileri kalkıyor, Safer ayı yoktur. Ya nasıl yoktur? Senin demenle yok olur mu ya? Efendim işte hadis-i şerifte diyor la Safer, Safer yoktur. Ya hadis-i şerifteki Safer yoktur dediği ne demek? Şerhe baktın mı? Manasına baktın mı? Alimlerin beyanına baktın mı? Yok. Halbuki oradaki mana şudur. Cahiliyet devrinde müşrikler haram aylarda tabi savaşmıyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'dan kalma dinin bazı gelenek görenekleri kalmıştı. Haram aylar senede 4 ay. 3'ü peş peşe, 1'i tek ay. Peş peşe olanlar Zülkade, Zülhicce, Muharrem. Tek olanlar Recep-i Şerif. Tek olan. Şimdi Zülkade, Zülhicce ve Muharrem aylarında kan dökmeyi haram sayıyorlar. Yağmaları, baskınları haram sayıyorlar. Bu itibarla bu aylarda da biraz geçimsiz kalıyorlar. Biraz maddi darlığa düşüyorlardı Kureyş müşrikleri o zaman. Bunun üzerine ne yapıyorlardı? İşte dini oyuncağa çevirdikleri için, dinlerini eğlence ve oyun yaptıkları için başlarındaki ağlardan birisi kalkıyor. Şimdi Muharrem 3 ay zaten Zülkade, Zülhicce geçmiş 2 ay. O arada yağma yapmamışlar, baskın yapmamışlar, şunu yapmamışlar, bunu yapmamışlar. Aç açık kalmışlar. Ne yapalım? Bu şimdi Muharrem ayı da geliyor. İşte 3. ay. Bunda da böyle saldırı yapmazsak, yağmalamazsak oraya burayı maddi darlığa düşeceğiz. Öyleyse ben bu ayın Muharrem'in haramlığını Safer'e tehir ettim. Yani Muharrem ayını helal ettim, Safer ayını haram ettim diyordu. Allah Teala bu hususta Tevbe suresinde buyuruyor: Estaizu billah. İnnemen nesiu ziyadetun fil kufri yudallu bihillezine keferu yuhillune u'ame ve yuharrimune u'ame. Bu nesi denen hadisedir ki haram olan ayın haramlığını bir dahaki aya geciktiriyor. Bu ne gibidir yani? Şimdi Ramazan sıcak zamana rastladı diyelim mesela. Ağustos'a geldi Ramazan. Birisi kalksa dese ki ya yine 20'de 30 gün oruç tutacağız. Ama ben çok sıcağı rastladığı için Ramazan'ın bu orucunu 3 ay sonraki serin zamana efendim
sonbahara atıyorum dese, bizim millette buna uysa ne olur bu? Sapıklık olur. Ramazan yaza gelir, kışa gelir, güze gelir. Her sene 10 gün geri gelir, beri gelir. Allah'ın emri Ramazan'da oruç tutmak. Sana şimdi Allah Teala 30 gün tut da ne zaman tutarsan tut buyurmuyor ki. Hac, Arafa günü nedir? Zülhicce'nin 9'unda Arafat'a çıkılacak. Sen istediğin gün Arafat'a çıkarsan hacı olamazsın ki. Bunların mevsimleri var. Ama o zaman tabii cahiliyet devrinde atalarından İbrahim ve İsmail aleyhisselam'dan kalan din. Ama dini boza 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 kuşa çevirmişler. Şimdi de 3 ayın haramlığını orada da haramlık diye bir şey bırakmamışlar. Yalnız yağma ve baskınları durduruyorlarmış. Burada da şimdi 3 ay peş peşe olunca sıkıntı olduğundan Muharrem'deki haramlığı biz yine bir ay tutarız da Safer ayında bir ay sonra haram kabul edelim. Bu Muharrem'i helal edelim de bunu da biraz sağa sola saldıralım, kafileleri çevirelim, yolları keselim, yiyelim içelim. Mevla da buyuruyor ki haram ayın haramlığını Safer ayına atmak, yani Muharrem'i helal edip Safer'i haram etmek, hürmetli görmek nedir? Gavurluğun aşırılığıdır. Zaten kendileri kafirlik içerisindedirler. Böyle yaparak da kafirlikleri katmerlenmiş oluyor. Böyle bununla ancak kafirler saptırılır. Yani şimdi Resulullah da ne buyurdu? La Safer, Safer yok. Ne demek istedi burada? Safer yok demek, Muharrem'in haramlığını Safer'e tehir etmek diye bir şey yok. Allah indinde bunun geçerliliği yok. Mine arbaatun hurum, 4 ay haram olarak ilan edilmiş. İnne iddete şuhur indellahi 12 şehran fi kitabillahi yevme halakas semavati vel arda minha arbaatun hurum zalike dinul kayyibu felâ tazlimu fînne enfusekum. Yine Tevbe suresindeki ayet kerimesinde. Gökler yerleri yarattığı günden beri ayların sayısı Allah katında 12 olmuştur. Bunlardan 4'ü haram kılınmıştır. İşte bu haram olan 4 ayın haramlığı yerinde duruyor. Şu anda tabii haram ayların haramlığı ne husustadır? Onlar ayrı bir ilmi konudur. Faziletleri devam ediyor. Oruçlarının faziletleri devam ediyor. Günahlar katlanıyor, sevaplar katlanıyor haram aylarda. Velakin bir haram ayın haramlığı öbür aya ne yapılamaz? Sarkıtılamaz. Efendim zaman uymadı, zemin uymadı, mevsim yan geldi. Olmaz. Ters geldi olmaz. Haram ay, Muharrem ayı ise Muharrem ayıdır. Sen onu Safer ayına haram yapamazsın. La Safer. Safer yok bu demek. Şimdi bunu anlamayanlar, efendim, bizim dediklerimizden, bu kadar ilimlerimizden, kaynaklarımızdan hiçbir şey anlamadıkları için Safer yok diyorlar, kesip atıyorlar. Ya nasıl dersin sen böyle? Bu kadar efendim ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ve ulemanın beyanlarından bu işin delilleri var ki Allah-u Teala yarattığı günlerden kimini mübarek yapmıştır, kimini uğursuz yapmıştır. Saatlerden kimini uğurlu yapmıştır, kimini uğursuz yapmıştır. Bu adamına göre de değişen bir şeydir. Nisbidir, görecelidir mesela. Kadir gecesi en hayırlı, en mübarek geceyken o gece namaz kılmayan için, o gece içki içen için, o gece Kur'an, efendim kumar oynayan için, o gece zina yapan için uğursuzdur. Ama öyle mübarek gece kimine uğursuz olur, kimine uğurlu olur. Ama Kadir gecesi aslında mübarektir, saattir. Bunun gibi bazı mevsimlerde de uğursuzluklar vardır. Şimdi yoktur. Denirse la tıyarate. Efendim uğursuzlanma yoktur diyor hadis-i şerifte. Doğrudur. Ne demek? Uğursuzlandığın şey, bir şey yaratır inanırsan bu ehli sünnete uymaz. Baykuş öttü yoldan döneyim, sefere yola gitmeyeyim. Bunun bir delili yok ki. Kitapta delili yok, hiçbir alimin bu usta beyanı yok. Kendi kafana göre bir uğursuzluk çıkarıyorsun. Ama Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnnehu leyse min abdin illa setedhulu kalbehu tıyara. Hiçbir kul yoktur ki kalbine bir uğursuzluk girmiş olmasın. Yani herkes bazı şeyleri uğursuz sayar. Feydâ hasse dâlik, böyle bir duyguya kapıldığı zaman ne yapsın? Felyekul ene abdullah, maşallah, la kuvvete illa billah, la eti bil hasenati illallah, la ethebu bis seyyati illallah, eşhedü ennallâhe alâ kulli şeyin kadir. Bak bu ne güzel bir dua. Kalbine bir şeyden uğursuzluk geldi. Ne diyeceksin? Ben Allah'ın kuluyum. Allah ne dilerse olur. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç kuvvet olmaz. Güzellikleri ancak Allah getirir. Kötülükleri ancak Allah giderir. Ben şahitlik ediyorum ki Allah her şeye kadirdir. Bunu dedikten sonra işine devam etsin. Ne evlenmesi ne mani var, ne ticaret yapmasına mani var, ne alışveriş yapmasına mani var. Ama bu dua, işte Selam Risalesi'nin
sayfeleri veriyorum. Not alırsanız bu notlarla beraber okuyacağınız mesela bu her zaman için geçerli. Bunun zamanı zemini yok. Hangi bir şeyden kalbine uğursuzluk geldi? 124. sayfada Selam Risalemizin 124. sayfasında bu hadis-i şerif Ebu Davud, bildiğimiz Ebu Davud ama El Merasil isimli eserinde bu hadis-i şerifi zikretmiştir. Kaynağı burada belirtilmiştir. Şimdi burada Allah-u Teala'nın beyanlarına bakacak olursak biz şimdi ne yapalım? Kaynağımız Kur'an-ı Kerim, oradan yola çıkarsak. Rabbimiz Ad kavmine gönderdiği belanın günlerinden bahsederken Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah fe arselna aleyhim rihan sarsaran fi eyyamin nehisat. Biz uğursuz günlerde onlar üzerine dondurucu bir kasırga gönderdik buyuruyor. Şimdi bu Fussilet suresinde zikrediliyor. El Hakka'da zikrediliyor. Ondan sonra uğursuz günler. Demek Allah-u Teala'nın uğursuz günler diye buyurduğu günler var. Bize düşen nedir? Bunların hangi günler olduğunu tespit etmektir. Şimdi bunu araştırdığımız zaman tefsirlerin beyanına göre Ad kavmine çarpan şiddetli kasırga Safer ayının son çarşambası başlamış ve bir dahaki çarşambaya kadar devam etmiş. Böylece Allah-u Teala buyurduğu üzere سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ اَيَّامٍ. Allah o kasırgayı onlara El-Hakka suresinde beyan ediyor. 7 gece 8 gün salıverdi. 7 gece 8 gün. Çarşambadan çarşambaya, çarşambada işleri bitiyor yine. Ne oldu? 8 gün etti. Gecesi de 7 gece etti. Böylece Mevla Teala dünyada misli yaratılmamış olan en güçlü toplumu, Hud aleyhisselamı inkar eden, tekzip eden azılı kafirleri, minare gibi adamları, dev gibi adamları bu kasırgayla yerlerinden söktüğünü, çünkü onlar ne yaptılar? Birbirlerine tutundular. Ondan sonra dizlerine kadar yeri kazıp içine gömüldüler. Onların dizlerine kadar, biliyor musun? Senin benim kaç boyum? 100 arşın, 200 arşın, 400 arşın adamlar var ya. Şimdiki minarelerin çoğundan büyük adamlar var o zaman. Ad kavmi Kur'an'da onlardan bahsederken elleti lem yuhlak misluha fil bilad, onlar gibisi daha şehirlerde yaratılmadı Allah buyuruyor. Yaradan da neyi mi bileceksin? En güçlü onları yarattın buyuruyor. Kime ne güç verdiğini o bilir. O işte o dizlerine kadar gömülmeleri ne demek? Bir ağacın kaç metre kök salması dibe doğru demek. Onun için kökü dibe doğru giden ağacı sökmek zor olur. Güç ister. Böylece Allah-u Teala onların o kasırgayla fırtınayla beraber toprakları ayaklarının altlarından çekti. Ondan sonra bunları havada birbirine vurdurdu. Hurma kütüğü gibi yuvarladı. Keennehum e'cazu nehlin kaviye. İçi boş kütükler gibi yerlere serildiler. Fehel terâ lehum min bakiye. Bak ya Habibim. Görebilsen de görseydin, o zaman da olsaydın görebilir miydin acaba? Bir eserleri bile kalmış mıydı? Böylece hayat eseri kalmadı onlarda. Şimdi onların helak edildiği günler hakkında rivayetlerde ne buyuruluyor? Efendim, Ruhul Beyan tefsiri İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Ali Haydar Efendi babamızın itibar ettiği üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nin elinden düşürmediği Ruhul Beyan tefsirinde zikredildiği üzere Safer ayının efendim sonundaki çarşamba sabahından diğer çarşambaya kadar süren 7 gece 8 gün hakkında Rabbimiz ne buyuruyor? Fi eyyamin nehisat, uğursuz günler buyuruyor. Kamer suresindeki ayette estaizu billah inna arselna aleyhim rihan sarsaran fi yevmi nehsin mustemir. Şimdi bir hafta süren 7 gece 8 gün hakkında uğursuz günler buyuruluyor. Ama bunun başlangıç günü olan çarşamba günüdür. Bu hususta da tek olarak ayet-i kerimede ne buyuruyor? Biz onlara uğursuzluğu süre gelen, buraya dikkat edelim, müstemir istimrardan geliyor. İstimrar sürekli demek. Uğursuzluğu süre gelen bir günde, o burada tek günden bahsediliyor. Bir hafta devam etti ama bu ayetteki tek gün hangi gün? Başladığı ve bittiği gün. Başladığı ve bittiği gün hangi gün? Çarşamba.
مَا عُذِّبَ قَوْمٌ اِلَّا يَوْمَ الْاَرْبِعَ Onun için hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Azap gelen bütün toplumlara Allah'ın belası ne zaman geldi? Çarşamba günü geldi. Evet. Bu nerede var? Kurtubi tefsirinde var. Koca Kurtubi müfessir El-Câmi'ül Ahkâmil Kur'an-ı tefsirinde 15. cildin 330. sayfasında bu İbn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayeti naklediyor. Ondan sonra Enes radıyallahu anh rivayetini hadis-i şerifte Suyuti Eddürül Mensur'dan naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme günler sorulurken ve Sûl-i Anyevmül Erbi'a çarşamba gününden bahsedildi, soruldu. Buyurdu, Kâle yevmü nehsin, uğursuz gündür. Hâlu ve keyfe dâki ya Resûlallah, peki bu nasıl olur? Kâle fî ehrekallâhu firâvne ve kavme. Allah firavunu ve toplumunu, adamlarını çarşamba günü boğdu. Ve heleki âden ve semud, ad kavmini de semud kavmini de çarşamba günü helak etti. Şimdi çarşamba gününün böyle bir özelliği var. Ama başka bir hadis-i şerifte de ne var? Halakallahu nuru evvel erbi'a. Allah nuru, ışığı, ziyayı çarşamba günü yarattı. Altı günde yaratırken alemleri, nur ve ziya çarşamba günü yaratıldı. Bunlar çelişir mi? Çelişmez. Kimi nurunu alır? Onun için ne buyuruluyor? Kim derse çarşamba günü başlarsa, bir kitap okumaya, bir derse, efendim bir vazifeye, bir ibadete, Allah katında hatırı ve değeri olan bir işe çarşamba günü başlayanın mutlaka o işi bitirmesi nasip olur. Çünkü nur o gün yaratıldığı için o günde öyle bir nur var, bir bereket var. Demek ki uğursuz iş yaparsan uğursuz olursun. Uğurlu iş yaparsan uğurlu olursun. Mübarek amellerle meşgul olan, salih amellerle meşgul olan her vakitte mübarektir. Ama bazı gerçekleri de göz ardı etmemek gerektir. Bak bu hadis-i şerif açıkça. Ümmetlerin helak olduğu saatler ve vakitler önemlidir. Yerler de mekanlar da önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle beraber Hicr topraklarına uğradığında Semud kavminin diyarı, helak olan toplumların memleketine uğradığında sahabe-i kiram orada konakladılar. Biraz hamurlar yaptılar, işte su vardı orada diye hamur yoğurdular, bazı işte yemek hazırlıkları vesaire. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Çabuk geçin, çabuk gidin. Hiç buralarda durmayın. Helak olmuş toplumların diyarında durmayın. Onların eşyalarından veya topraklarından istifade etmeyin. Sularından bile istifade etmeyin buyurdu. Çünkü buralara Allah'ın laneti hülül etmiştir. Allah'ın azabı, gazabı bir yere, bir toprağa hülül ettiği vakitte, oranın altını üstüne getirdiği vakitte, Lut kavminin yurtları gibi, vilayetleri gibi, Semud kavminin vilayetleri gibi helak olan toplumların mahalleri ve mekanları da lanetleniyor. Çünkü Allah'ın gazabı oraya işliyor, sirayet ediyor. Onun için ne buyurdu hatta? Hamur yapanlar sordular o suyla, o hamurları da ekmek yapmayın, pişirmeyin, bırakın buyurdu. Suyu da kullandırmadı, döktürdü, hamurları bile bıraktırdı. Bu sahih hadis-i şeriflerde sabittir. Böyle bir şey olmaz buyurmadı. Çünkü burada da helak olan toplumların günlerinden bahsediyor. Bak, her topluma çarşamba günü azap geldi. O zaman buna dikkat etmek lazımdır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetinde hadis-i şerifte يَوْمُنْ اَرْبِعَا يَوْمُنْ اَحْسِنْ Çarşamba günü uğursuz gün olması قَرِيبِ الْخَطَ Yanılgısı pek yakındır. O gündeki işlerde yanılma payı çoktur. Verilen kararlarda, yapılan önemli işlerde يَشِيبُ فِي الْوِلْدَانِ Çocuklar bile o gün ne olur? Yaşlanır, ihtiyar olur. Ve fî yersalallâhu rîhâ alâ kavmi âd. Tabi Allah bir musibet geldirirse genç adam birden yaşlanır. Ama Allah azaptan, gazabından muhafaza etsin diye biz burada sizlere bunu anlatıyoruz ki dualarımızı yapalım, vazifelerimizi yapalım, Allah'a sığınalım, yalvaralım, azaptan, gazaptan emin olalım. Ad kavmine Allah kasırgayı o gün gönderdi. Ve fî vülide firavun, firavun o gün doğdu. Ve fî iddihar rububiyye. Rabliğini o gün iddia etti. Ben Allah'ın ortağıyım dedi. Haşa, ortağıyım da demedi. Ma'alim tüllekum lillahi gayri. Benden başka ilah tanımıyorum dedi. Ve fî helekeullah. Ve Allah da onu o gün helak etti. Evet. Bu hususta hadis-i şerifler çoktur. Ancak bizim burada anlatmak istediğimiz nedir? Ayet-i kerimede uğursuz günler olduğu bahsediliyor. Ve uğursuzluğun süre geldiği de bahsediliyor. Müstemir kelimesiyle ayet-i kerimede
belli bir günden bahsediliyor. Ve bu günün uğursuzluğunun sürekli olduğu bildiriliyor. Evvela bunu bir tespit edelim. Bu devam ediyor buyuruyor ayet. E şimdi bunu Ad kavmine bağlayıp da o orada kaldı demek doğru olur mu? Fî yevmi nahsin buyurup bitirmedi ki, müstemir süre geldi. Devamlılık arz ediyor. Şimdi bu hangi gündür? Bunu soracak olduğumuz zaman hadis-i şeriflere ve tefsirlere müracaat etmeden kafamızdan bir şey konuşmamız mümkün değildir. Yok böyle bir şey diyerekten hiçbir zaman inkar ilim olmamıştır. Ben burada bir şey var derken, ispat ederken efendim göbeğim çatlıyor, sabahlara kadar uykularım kaçıyor, bu kadar eser kitap tetep ediyorum. He? Adam diyor, felanca adam işte şöyle bilgin, böyle mahir, şöyle üstad, nedir fazileti? Günde 8 saat kitap okurmuş. Ya benim hemen hemen 15 saati buluyor günde. 15 saat günlük murtad kitap bakıyorum ben. E şimdi bu kadar kitap bakarken de efendim onun bunun yazdığı kitaplara bakmıyorum. Kendim gibi adamların yazdığı kitaplara bakmıyorum. Benimki seviyedekilere bakmıyorum. Benden aşağıdakilere hiç bakmıyorum. Ne getirisi olur bana? Ne verecek ki bana? Rabbimizin kitabına bakıyorum. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerine bakıyorum. E onları beyan eden alimlerin kitaplarına bakıyorum. Çünkü onların faydası olur bana dünyada da ahirette de. Yararlı ilim. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Ne yapacağım? Ne dünyama yarar, ne ahiretime yarar. Oku, oku, oku. Roman oku. Efendim. Boş kitaplar oku. Hikayeler oku. Magazinler oku. Bunlar neyine yarayacak? Ömür törpüsü. Zaten gidiyoruz ahirete. Kaç günlük ömrümüz kaldı? E bir dua öğrenelim. Bir Allah diyelim. Bir zikir edelim de Rabbimizin huzuruna hak yüzle kavuşalım. Onun için okuyoruz. E şimdi adam kalkmış. Sefer yoktur. Çarşamba yoktur, son çarşamba yoktur, namazı yoktur, duası yoktur. E sen bunları inkar ediyorsun, cefvel kalem reddediyorsun. Peki neye dayanıyorsun? Hiç, duvara dayanıyorum. E şimdi peki ben bunları var derken sana ne yapıyorum? Dünya kadar hadis getiriyorum, delil getiriyorum, ilim getiriyorum. Bunlar kolay işler midir? Şimdi Suyuti Hazretleri, İbni Kesir dahil, tüm hadis hafızların kendilerinden hadis naklettiği alimler bak. Taberani. Bütün kitaplarda Taberani kaynak geçer. İbni Münzir, İbni Merduye. Bunlar büyük muhaddisler. Bunlar bütün tefsir yazan, meşhur tefsirler yazan, hadis ve rivayete dayalı tefsir yazan alimlerin müstahni kalamayacağı. En işte meşhurlardan duyduğunuz Suyuti Hazretleri, en meşhur duyduğunuz İbni Kesir. Rahimeullah. Bunlar büyük müfessir bunlar. Ama meşhur yolla rivayet ve hadis tefsirinde bunların ağırlıkları var. Bunların kaynaklarında mutlaka Taberani var, İbn-i Münzir var, İbn-i Merdüye var. Bunların hepsi Cabir İbn-i Abdillah radıyallahu anh'tan, iki ayrı tarikle, kanalla, senetle, Ali radıyallahu anh'tan, Ayşe radıyallahu anh'a'dan, Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettikleri hadis-i şerif var. Bu hadis-i şerife göre bu ayette bahsedilen bu uğursuz gün hangisidir? Ne buyurdu Resulullah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yevmul arbi'a'i yevmul nehsim müstemir. Çarşamba günü uğursuzluğu sürekli olan gündür. Yani o helak olan toplumların lanet ve uğursuzluğundan dolayı çarşamba günü uğursuz gündür. Ama kime uğursuz? Kafirlere uğursuz inşallah. Yine meşhur bir hadisedir ki Hendek muharebesinde hendekler kazılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok daraldı. Sahabe-i kiram çok aç kaldı, açık kaldı. Kainat Efendisi mübarek karnına taş bağladı. Açlıktan. Hazreti Cabir o arada biliyorsunuz. Ya Resulullah tuaymulli fekumente ve racülne ve racülen. Azıcık bir yemeğim var. Ya sen kalktığın zaman yanında ya bir kişi ya iki kişi çağır, kimseye duyurma, herkes aç. 1500 kişi serilmişler açlıktan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Hadi Cabir'in daveti var, hepimiz gidiyoruz. Bütün milleti topladı. Hanımı da bir baktı. Bütün sahabe-i kiram geliyor. Hazreti Cabir bunu görünce şaşırdı kaldı. Hanımla dedi ne yapacağız? Bizim azıcık bir etimiz var, azıcık bir ekmeğimiz var. Bir kişi iki kişi anca yeter. Hanımı dedi ki sen ne düşünüyorsun? Başlarında kim var? Resulullah var sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman onun bereketi hepsine yeter dedi. Kainatın Efendisi geçti tencerenin başına, ekmeğin başına. Dedi hiç kapalı dursun. Ben gelinceye kadar dokunmayın, ben almadan kimse almasın. Mübarek eliyle kotardı, hepsine dağıttı. 1000 kişi, 1500 kişi. Bütün ordu yedi, doydu, kalktı.
Buyurdu ki Medine'de kuraklık var, kıtlık var. İthalat tabii ki kesilmiş. Müşrikler sarmış etrafı. Onun için etrafa da dağıt dedi. Yemekle bitmedi. Ondan sonra Kainatın Efendisi Fetih Mescidi'nde, o yedi mescidin en üstüdür, o mescitte çarşamba günü duaya oturdu. Uzun uzun dua etti, etti, etti. İkindiye çok az bir zaman kala Allah Teala yine bak kasırga, görüyor musun? Çarşamba günü. Müşriklerin başına gelen fırtına, kasırga, dondurucu soğuk rüzgar. Hendek'in öbür tarafında müşriklerin çadırlarını kopardı, hayvanlarını dağıttı, kazanlarını devirdi. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Mekke'ye doğru zor kaçtılar. Onlara yardıma gelen Medine civarındaki Yahudiler de vardı. 10 bin kişi onlar geldiler. 5 bin de bunlar eklendiler. 15 bin gavur birleştiler. Medine'ye hiç azık erzak giremeyecek şekilde muhasara ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selman-ı Farisi Hazretleri'nin istişaresiyle hendek kazdı. Ve Medine'yi içeriden müdafaa etmeyi düşündü. Ama Allah Teala'nın yardımı geldi. Ne zaman? Çarşamba günü. Şimdi çarşamba günü Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabına ne oldu? Çok mübarek oldu. Çünkü onlar çok mübarek insanlar. Ama Ebu Cehil ve adamlarına, müşriklere, Mekke tarafına ne oldu? Uğursuz oldu. Büyük azap geldi, gazap geldi. Bela indi. Yine aynı kasırga geldi. Defoldu gittiler. Onun için Hazreti Cabir ne buyuruyor? Ne zaman sıkışsam, darlansam çarşamba günü o saati kollarım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım geldiği, o rüzgarla beraber yardım geldiği saati kollarım. Yani ikindiye az vakit kala o saatte dua ederim, hemen kabul eserini görürüm. Bu sabit. Dualarım kitabında ben bunu ta 15 sene evvel yazdığım ilk dua kitabım benim. Onda bile bu konu işlenmiştir ki çarşamba günü ikindiden önce dua kabul saati vardır. Bunu biz de çok kere müşahede etmişiz. Medine-i Münevvere'de de Fetih Mescidi'nde o saatte gidilip dualar edilmiştir. Kabul eseri görülmüştür. Demek ki çarşamba günü uğursuzluğu sürerse kim hakkındadır? İmansızlar hakkındadır, itikatsızlar hakkındadır, duasızlar, zikirsizler, Allahsızlar, kitapsızlara bela yar. Evet. Ama biz onlardan değiliz elhamdülillah. Onun için bize bunda ne var? Bize bunda bir şey yok ama biz de emin olmayalım. Yani güvenmeyelim, korkalım. Fene gafferce, korkuyla ümit arasında olalım. Çünkü la emenu mekrallahi illel kavmul hasirun. Allah'ın azabından ancak zarar eden toplumlar emin olur. Bana bir şey olmaz diyene çok şey olur. Biz devamlı ya Rabbi günahlarımız azabı muciptir. Hatalarımız, kusurlarımız çoktur. Bize bela celbedicidir. Onun için biz devamlı istiğfar ediyoruz. Okuyoruz, namaz kılıyoruz. Senin Habibinin, dostlarının beyanlarına uyuyoruz. Azabından, gazabından sana sığınıyoruz demek lazım. Boyun kırmak lazım. Bu mevsimleri iyi bilmek lazım. Evet. Başka bir hadis-i şerif ki bu okuduğum deminki hadis-i şerif, çarşamba günü uğursuzluğu sürekli olduğunu rivayet eden Taberani El-Mu'cemül Efsat 12 cilt olarak basılmıştır. Bu kitabında İbn-i Münzir İbn-i Merdüye'nin nakillerini Suyuti-Dürü Mensur'da, Kurtubi tefsirinde, Münavi Büyük Alim Feyzul Kadir İsmi eserinde, Acluni bu işlerin efendim sağlamasını yapan Büyük Muhaddis Keşful Kafa'da, Alusi Ruhul Mani'de birçok ilimler beyan etmiştir. Demek ki Halimi Rahimullah'ın beyanı üzere bozgunculara uğursuzdur, iyiliğe çalışanlara uğursuz değildir. Resulullah ne yaptı? Fetih Mescidi'nde kafir ordularına karşı pazartesi dua etti, salı dua etti. Efendim olmadı. Çarşamba bastı bedduayı, iki namaz arasında ikindiye yakın duası kabul oldu. Demek ki İslam düşmanları Müslümanları kızdırdığı zaman, nasıl şimdi Siyonistler Gazze'de ne yapıyorlar? Filistin'deki Müslümanlara ne yapıyorlar? 120'yi aşkın şehidimiz var. Efendim, Müslümanlar haksız yere mağdur ediliyorlar, sivillere saldırılıyor, ekmekleri, yemekleri, erzakları, gıdaları kesiliyor, böyle uğraşıyorlar. Bu taraftan Türkiye'de güvenliğimizi temin eden askerimize karşı, polisimize karşı ne hareketler yapılıyor, ne efendim saldırılar planlanıyor, düzenleniyor. Elhamdülillah yine operasyon hayırla, başarıyla sonuçlandı da efendim bugün gelmeden
bugünlere kavuşulmadan çekildi askerimiz. Allah şehitlerimize çok rahmet etsin, kabirlerini nur etsin, kalanlarına sabrı cemil, ecri cezil ihsan etsin. Demek ki şurası bizim vatanımız, cennet yurdumuz. Burada ezanlarımızı okuyoruz, namazlarımızı kılıyoruz, bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Şimdi efendim bu vatanın bölünmesinde kime ne fayda var? Siyonistlere fayda var. Efendim Yahudi Hristiyanlara fayda var. Ondan sonra ne yapacaklar? Büyük İsrail projesini efendim devreye sokacaklar. Nil'den Fırat'a derken bizim de kaç vilayetimize göz dikmişler. Orada da kaşıyorlar, milleti kandırıyorlar, onları milleti birbirine vurduruyorlar. Irak'la İran 10 sene savaştılar ya. 1 milyon kişi öldü ya. 1 milyon. Yavura bir şey oldu yok. Müslümanı birbirine vurduruyor, kırdırıyor. Kendi kenardan seyrediyor. Hep maşa kullanıyor. Elini bile kıpırdat. Müslümanları bu oyunlara getiriyor. Kiminin para zafiyeti var. Kiminin makam mevki zafiyeti var. Kimini seni başa geçireceğim diye kandırıyor. Ya şu vatanda elhamdülillah selametle, emniyetle, güvenlik içerisinde kılıyoruz, okuyoruz, zikrediyoruz. Namuslarımızı muhafaza ediyoruz. Bunun bölünmesinin ne manası var, ne yararı var ya? Bak Çanakkale'de neler oldu. Dünyanın gavuru 7 düvel geldi, oradan geçemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat geldi, iştirak etti. Çanakkale'de safları denetledi, onlara kuvve-i maneviye verdi. Bütün ruhaniler, melekler yardıma geldi. Evliyaullah'ın ruhları katıldı bu Çanakkale'de. Ne destanlar yazıldı ya. Bu millet elhamdülillah. Şimdi 3-5 tane teröristten çapulcuyla mı baş edemeyecek? Ama tabii ki planlar dış mihraklıdır. Tahrikler dışarıdandır. Gavurlar rahat durmaz. Din düşmanları rahat durmaz. İslam düşmanları Müslümanların rahatlığını istemez. Afganistan'da da Müslüman sıkıntıdadır. Filistin'de de öyle. Çeçenistan'da da öyle. Bak Doğu Türkistan'da. Ne sağlam Müslümanlar var o Doğu Türkistan'da. Efendim o Çin gavurunun elinde. İnim inim inliyorlar. Bir çocuktan fazla doğuramaz. Denetlenecek devamlı. Öyle zor bir yer. Geçemez oradan oraya, oradan oraya çıkamaz. Efendim hapislerde sürün indiriyorlar. Çin gavuru da oraya öyle yapıyor. Dünyanın neresinde bakarsanız mağdur olan, gadre uğrayan, zulme uğrayan Müslümanlardır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duası efendim çarşamba günü kabul olunduğu gibi, bu çarşamba gününde kafirlere azap olunduğu gibi, bugün de inşallah gafillerden olmayalım, dualarla meşgul olalım. Allah'ın azabını, gazabını, inen 320 bin belayı Allah din düşmanları, vatan düşmanları uğursuzların üzerine irsal edelim, yollayalım, salıverelim ya. Kim Müslümanlara zulmediyorsa, haksızlık ediyorsa dünyanın neresinde zalimlere lanet okuyalım. Şimdi vaktini bilmek lazım, zamanını, zeminini bilmek lazım. Hangi saatte ne dua edilir, ne beddua edilir, bunları bilmek lazım. Bedduayı da hak edenler vardır. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa rahmetelli alemin, alemlere rahmet olarak gönderildiği halde beddua ettiği insanlar olmuştur. Niye? Hak ediyorlar. Allah Teala'nın izniyle, müsaadesiyle Mevla kabul edeceği vakit Habibine beddua ettiriyor. Şimdi vardır. Onun içinde bu zamanda da vardır, bizim hakkımızda da vardır. Görüyorsunuz işte bizim vatanımız üzerinde de gözler vardır. Bu kadar İslam vatanları üzerinde, Türkiye üzerinde bu kadar oyunlar, planlar vardır. Allah fırsat vermesin kötü niyetli olan, art niyetli olanları. Yine ıslahlarına dua edelim, hidayetlerine dua edelim. Ama bu bir takdir meselesidir. Eğer hidayetleri mukadder değilse de Allah Teala'nın kahrına, azabına, gazabına havale edelim. Çünkü neden? Biz bu vatanda rahat rahat İslam'ı yaşamak istiyoruz ya. Ne lüzum var burada efendim terör yapma? Anarşi çıkartma, mağaralarda, dağlarda gizlenip de Mehmetçiğe silah çekmen, ne manası var yani? Ne istiyorsun, ne, derdin ne? Bir şey yok. Ne derdi olduğunu kendi de bilmiyor ki. Kaşıtıyorlar dışarıdan, ne hizmet ettiğinin haberi yok. Gafil satılmış. Böyle. Onun için, şimdi günler önemli. Allah Teala'nın bazı zamanlarda bazı tecellileri var. Rahmet tecellileri var, efendim azap gazap tecellileri var, celal sıfatların tecellileri var, cemal sıfatların tecellileri var. Bunların işte ayette uğursuz gün buyurulan günün ne olduğunu bu kadar kaynaklarla tespit ettik ki çarşamba günü olduğunu. Peki, ondan sonra yine İbni Ömer radıyallahu anh'ıma da rivayet ediyor. Bak bu hadis-i şerif İbni Mace'de zikrediliyor. İbni Mace Kütüb-i Sitte 6 sağlam kaynaktan Kütüb-i Sitte'nin efendim bir tanesi, hakim çok meşhur, Bukhari ve Müslim şartlarına riayet ederek işte onlar
üzerine ziyadileri toplamış. Hakim el-Müstedrek'te rivayet ediyor. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İctenibul hicameti yevmel arbi'a. Çarşamba günü kan aldırmaktan sakının. Fe innehul yevmullezi yusibbe fiye yubbil bela. Çünkü Eyüp aleyhisselamın belaya tutulduğu gün o gündür. Ve ma yebdu cüzamun ve la berasun illa yevmel arbi'a. Cüzam ve alaca hastalığı da ancak çarşamba günü belirir. Onun için Ebu Cafer en-Nisaburi anlatıyor. Diyor ki ben bu hadis-i şerif acaba ne derece sahiptir değildir diyerekten çarşamba günü hicamet yaptırdım. Kan aldırdım. Sonra vücudumda renk derilerin rengi değişti. Alaca hastalığı isabet etti. Bunun üzerine büyük muhaddis bu zat. Mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Dedim ya Resulallah durumumu görüyorsunuz. Elim rengi değişti, alaca oldum. Bir şifa himmet buyurun. Kainat efendisi bana buyurdu ki helem tesma nehyi. Sen benim bunu yasakladığımı, çarşamba günü kan aldırmayı yasakladığımı duymamış mıydın? İyyâke vel istihâneti bi hadîsî. Sakın benim hadislerimi hafife alma. Bak hafife aldın, ne belaya kaldın. Ve bu Gümüşhanevi Hazretleri çok büyük alimlerdendir. Levâmi'ul ukul isimli eseri var, 5 cilt. Ramuzul hadis daha meşhur duymuşsunuz. Metni odur. Ramuz'un şerinde bunu naklediyor. İbnül Hac isimli takva bir alim, takva sahibi bir alim diyor çarşamba günü tırnak kesmenin alaca hastalığına sebebiyet vereceği hususunda bir hadis-i şerif duymuştum fakat fırsat bulduğumda efendim tırnağımı kestim. Bir de baktım elimde bir alaca hastalığı belirdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde görünce ya Resulallah bana bir dua himmet buyurun deyince elem tesmanehi an zalik benim bu husustaki yasaklamalarımı duymamış mıydın diye sitemle karşılaştım diyor. Dedim ya Resulallah hadis-i şerifin kaynağını inceledim işte acaba bir tereddüt oldu sahih midir değil midir onun için amel etme lüzumu hissetmedim deyince ne buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekfike en tesma'a sana benden gelen bir rivayeti işitmen yeterliydi. Yani sen niye ihtiyatlı davranmıyorsun? Benden gelen haberler hakkında niye ihtiyatlı olmuyorsun? Bunun üzerine diyor, yine de lütfetti, merhamet buyurdu, mübarek elini bedenime sürdü. O bereketli alaca hastalığı ki şimdi bile tıpta çaresi yok. Mana aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin el sürmesiyle o dert zail oldu. Ondan sonra diyor ki İbnül Hac Hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum bana rivayet gelen hiçbir hadis-i şerif hakkında ebediyen muhalefet etmeyeceğim, ona uymayan bir hareket yapmayacağım diye Allah'a tevbe tazeledim. Bunları ben hurafe mi anlatıyorum? Kaynaksız mı konuşuyorum? Bak bu meselede Münavi Feyzul Kadir. Feyzul Kadir Camus Sahir şerhidir. İmam-ı Münavi büyük allamedir. O da bunu naklediyor. Demek ki şimdi bu hadis-i şeriflere ilaveten ve ziyadeten özellikle diğer bir hadis-i şerif var. Bu nerede geliyor? İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcaoğlu rivayet ediyor. Resulullah'tan işitti sallallahu aleyhi ve sellem. Ahiru erbi'a fi'ş-şehri yevmun ahsim müstemir. Şimdi çarşambayı anladık. Peki bu hep çarşamba mı? Hangi çarşamba? Bu hususta da efendim son çarşamba olarak hadis-i şerifte her ayın son çarşambası. Bu hangi ay? Gökteki ay hesabı. Yani şimdi Safer ayı, Safer ayının son çarşambası. Çünkü bir dahaki çarşamba hangi ayda olacağız? İnşallah Rabi'ül Evvel ayında olacağız. Her ayın son çarşambası işte azap ve gazabın çöktüğü, helak edilmeyi hak eden ümmetlere Allah'ın azabının yağdığı bir gündür. Bunun kaynakları. Bunlar hep Selam Risalesi'nde yazılmıştır. Zahmet etseniz biraz baksanız beni de bu kadar yormazdınız. Hatip, Tarih-i Bağdat, hadis kitaplarından Vekî' el-Hurar, Suyuti Durul Menfur, Cem'ül Cevami', El-Cami'ül Sagir, Münavi Feyzül Kadir, efendim Ali el-Mütev Kenzül Ummal, Gümüşhanevi Hazretleri Ramuzül Hadis gibi birçok kaynaklarda son çarşamba olarak zikrediliyor. Bundan dolayı alimler bu hadisin
efendim makbul olduğunu söylemişlerdir. Al-Kami rahimeullah da burada izah getirmiştir. Ellalil mesnuada, tenzihü şeriada, esracül münirde hep ciltleri, sayfaları yazılmıştır. Bu hadis-i şerifi inceleyen alimler hadis-i şerifin mevzu olmadığı efendim dolayısıyla rivayete itibar edileceği hakkında Al-Kami rahimeullah bir nakilde yapmıştır. Şimdi buradan ne anlayacağız? Burada bir korkutma, bir uyarı varsa bunun manası nedir? Allah Resulü bize ne buyurmak istiyor? Şunu buyurmak istiyor. Sizden önce geçen kötü ümmetlerin tamamına azaplar çarşamba günü iniyorduysa siz bundan tesirlenin. Siz bundan etkilenin. Bugün de gelecek bir helaktan sakının. Günahlarınıza pişman olun. Allah'a karşı tevbe tazeleyin. Bak, dünyanın yegane hakimi geçinenler, en büyük gücüne sahip olanlar. Ad kavmi ne demek ya? Misli yaratılmadı, Kur'an söylüyor. Bunlar nerede? Semud kavmi nerede? Bu kadar kavmi helak oldu. Firavun nerede Firavun? 1.600.000 kişilik ordusuyla beraber. Kızıldeniz'in dibinde gitti ya. Kendisini tabi Allah cesedini çıkarttı. Ardından kalanlara ibret etti. Şimdi bu bize bir uyarıdır, vaizdir, nasihattir. Yoksa gün bir şey yaratabilir mi? Çarşamba günü bir şey yaratabilir mi? Yaratamaz. Cuma da yaratamaz. Hiçbirinin birbirine farkı. Ay bir şey yaratabilir mi? Ne Safer ayı bir şey yaratabilir, ne Ramazan ayı bir şey yaratabilir. Evet. Yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Bütün günler ve aylar Allah'a ait zaman dilimleridir. Kendi başlarına faydaları da yoktur, zararları da yoktur. Ama Allah-u Teala dilediği zamanı uğurlu yapar, dilediği vakti uğursuz yapar. Dilediği şahsı mübarek yapar, dilediği şahsı meşhum yapar. Bunu yapan ancak Allah-u Teala'dır. Yoksa biz kahinlerin, müneccimlerin, yıldız bilimcilerinin efendim beyanlarını hüccet kabul etmiyoruz. Yani onların dedikleri bizim için delil değildir. Bizim için ayet hadis delildir. Biz ona bakarız. Şimdi Aşura günü mesela. Muharrem'in onuna Aşura günü diyoruz. Aşura günü çok mübarek bir gündür. Neden? Mesela hadisler sayıyor. Musa aleyhisselam ve kavmi Firavun'un zulmünden o gün kurtuldu. Demek ne güne gelmiş o? O günkü, o seneki Aşure, Muharrem'in onu çarşambaya gelmiş. Peki çarşamba şimdi Firavun ve kavmi helak edilmiş ama Aşure günü çok kutsal. Neden? Musa aleyhisselam o gün kurtuldu. Eyyub aleyhisselam o gün şifa buldu. Bütün peygamberler hakkında beyanları dinliyorsunuz. Aşure günükü sohbetlerde senelerce yaptık. Bunları dinleyenleriniz çoktur. Efendim Allah Teala Adem Aleyhisselam tevbesini kabul etti. İşte şu peygambere şöyle lütfetti, bu peygambere böyle. 10 peygambere 10 ikram olduğundan Aşura deniyor. Hem de Muharrem'in 10'udur. Orada onlar birleşiyor zaten. Onun için 10'dan geliyor. Aşere 10 demek Arapçada. Şimdi Aşure günü niye mübarek oldu? Niye mübarek oldu? Peygamberlerin kurtuluşu. Tabi tesadüf değil. Allah Teala o günde bütün peygamberlerin kurtuluşunu hep o güne nasip ettiğinden Aşure günü mübarek oldu. Kurtuluş günü oldu. Bu bunun gibi. Şimdi çarşamba günü de ümmetlerin helakiyle ilgili o kendisinde vuku bulan azaplardan dolayı dikkat edilmesi gereken, uyanık bulunulması gereken, hazır edilmesi gereken, yani günah yapmaktan sakınılması gereken bir gün. Yoksa Halime Hazretlerinin beyanına dikkat edelim. İslam kaynakları ne demek? Ayet ve hadis demek. Biz bu beyanlardan anlıyoruz ki, bu kadar ayet ve hadisinden anlıyoruz ki günler içerisinde nahs, uğursuz günler vardır. Bunu Halimi Rahimullah, hüccet yani, söylüyor. Bunun karşılığına ne derler diyor? Saat, yani uğurlu. Şimdi zaten bazı günlerin uğursuzluğu sabitse diğerlerinde uğurlu olduğu sabit olmuş olur. Bunlar birbirine mütekabiliyet esasına dayanır. Şimdi günlerin şahıslardan farkı yoktur. İnsanlar içerisinde de uğurlu var, uğursuz var. Bedbaht var, mes'ud var. Şakî var, sa'id var. Zaman dilimlerinde de bu nedir? Geçerlidir. Ama gezegenler adamı mutlu eder, mutsuz eder, şu saat adamı mutlu eder, bugün adamı mutsuz eder. Bu böyle bir düşüncenin İslam'da yeri yoktur. Bu batıldır. Ama Allah bir takım gezegenlere, bir takım zamanlara, bir takım burçlara, bir takım günlere değişik tabiatlar ve mizaçlar vermiştir.
Bunların yeryüzüyle ve yerde sakin olan insanlarla bir takım ilişkileri vardır. Allah Teala sebepler alemine koyduğu kanunlar hasebince burçlar, gezegenler, güneş, ay tutulmaları, rüzgarların farklı yönlerden esmeleri gibi hadiselerin kimi sıhhat ve selamete, bolluk ve berekete, güzel ahlaka, insaflı davranışa ve hayırlara, rağbete sebep olabilir. Kimi zaman dilimleri de çirkinliklere, zulümlere, şerlere ve hastalıklara sebebiyet verebilir. Ama sebepleri yaratan ancak Allah-u Teala'dır. Mesela lodos esti mi ben lime lime dökülüyorum. Rüzgarın esmesinde insanlarda ne vardır? Acayip halsizlik olur. Bu şimdi rüzgar mı yaratıyor? Ama sebep oluyor demektir. Allah-u Teala o rüzgar esti mi bunu yaratıyor. Bunun gibi daha birçok hadis-i şerifler vardır. Yıldızlar hakkında da hadis-i şerifler vardır. Efendim, falan yıldız doğdu mu yerden, topraktan musibet kalkar. Yani mahsuller verimli olur buyuruluyor. Bunlar hep kaynakları olan ilimlerdir. Demek ki bir insan ayın son çarşambasında alışveriş yapamaz mı? Yapar. Yolculuğa çıkamaz mı? Çıkar. Haram mıdır? Değildir. Günah mıdır? Değildir. Sahil işlere, önemli işlere teşebbüs edebilir mi? Edebilir. Bunlar mubahtır, serbesttir. Yarın herkes dükkanına gider, işine bakar. Hayat devam ediyor. Ama ben önemli işe bugün girmiyorum dese, Allah, o İslam ona da müsaade ediyor. Ben bugün dua yapacağım, zikir yapacağım. Tamam, onda da bir sorun yoktur. Ancak burada inanç noktası neresidir? Hiçbir gün kendiliğinden bana zarar veremez. Tamam, bu farz. Böyle inanmak farz. İçime bir sıkıntı geldi, bu yüzden ben bugün yolculuğa gitmeyeceğim. Tamam, gitmeyebilirsin, sana git diye de zorunluluğu yok İslam'a, gitme diye de. Efendim, kendi durumuna göre amel edebilirsin. Bunlarda, burada mühim olan nedir? İtikat meselesidir. İtikadımız da nedir? Allah-u Teala'dan başka yaratan yoktur. Tesir yaratan yoktur. Etki bırakan yoktur. Müsebbibül esbab, sebepleri de yaratan odur. Ama şimdi Allah-u Teala'nın bazı şeylere sebep edeceği de aşikardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bulut gördüğünde telaşa kapılırdı. Bir fırtına olduğunda camiye kaçardı hemen. Allah'ı en iyi bilen odur, en çok korkan da odur. Çünkü korkmak bilmekten gelir. Ne kadar biliyor Allah, işte en çok o bildiği için en çok o korkar. Rüzgar esiyordu, camiye kaçıyordu. Hemen namaza duruyordu, aman azap olabilir. Diyorlardı ya Resulallah, yağmur yağıp da rüzgar, fırtına, kasırga dinerse sükunete kavuşurdu sallallahu aleyhi ve sellem, rahat ederdi. Yoksa böyle tedirgin olur, ibadete devam eder. Niye? Ma yu'minunu en yekune fi azab. Ne biliyorum derdi, nasıl güveneyim ya, azap varsa bulutun içinde. Bulut geliyor, efendim yıldırımları yağdırıyor, ateşleri yağdırıyor, bırakıyor. Nice toplumları Allah bulutlarla helak etti. Ad kavmi kuraklığa tutuldu. Gördükleri bulutun altına toplandılar. Efendim, rahmet beklerken kasırgayla birlikte buluttan yağan yıldırımlarla helak oldular. Bu yüzden biz ibret alacağız. Geçmiş ümmetlerden ibret alacağız. Bak, onlar helak oldular. Biz de onlar gibi yaparsak helak oluruz. Sonumuz kötü olur. Tevbe edelim, Allah'a yönelelim. Onların helak olduğu günlerde özellikle bunlara dikkat edelim. Bu hususta bir bab açtık. 121. sayfede bu uğursuzluk konusundan, Safer ayı meselesinden, 121. sayfeden, Selam Risalesi'nin 121. sayfasından itibaren bayağı bir ilave ve ziyade, ilk baskılarda yoktu bu, yaparak bu konuyu vuzuha kavuşturmaya, delilleriyle beyana çalıştık. Ama daha bu hamur çok su kaldırır yani, daha ne kadar da konuşulabilir. Hatta 121'i bile tam dediğim olmadı, 117. sayfeden başlamış konuya. Selam ayetlerinin özellikleri derken o noktadan girilmiş. Bunlar sizlere faydalı ilimler temin edecek efendim bilgilerle doludur. Okursunuz. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi sadede gelelim. Hoca efendi ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapacağız? Allah'a yalvaracağız. Zaman da Allah'ın, zemin de Allah'ın, kul da Allah'ın. Ne burada hadis-i şerifte? En abdullah, ben Allah'ın kuluyum diyeceğim. Bir defa kulluğunu bileceksin. Sen senin elinde değilsin, ben benim elimde değilim, hepimiz Rabbimizin kudret elindeyiz, ona dilerse o olur, bizim elimizde bir şey yok. Bir defa bunu anlayacağız. Ben istediğim yere giderim, istediğimi yaparım, sarı çizim elime, medaim, hürriyet var, istiklal var, yok öyle şey. Hasta olmamak elinde mi? Ölmemek elinde mi? Zengin olmak elinde mi? Fakir olmamak elinde mi? Ya sıhhatli olmak elinde mi? Uzun olmak elinde mi? Güçlü olmak elinde mi? Değil. Sen Rabbinin elindesin. Bir defa sen bileceksin ki Rabbimin günleri var. Ve zekkirhum bi eyyamillah.
Allah'ın günlerini onlara anlat diyor. Musa Aleyhisselam'ı Firavun'a gönderirken, Kıptilere gönderirken Firavun hanedanına, Allah'ın günleri var. Azap uyguladığı günler var. Gazap yolladığı günler var. Ne toplumlara ne belalar gönderdiği, yerle bir ettiği, haritadan sildiği günleri var Allah'ın. O olayları var. İşte o Allah'ın günlerini, her gün Allah'ın günüdür ama bir de herkese ibret olacak günleri vardır. O günleri anlat buyuruyor Kur'an. Biz şimdi Allah'ın emrini, bu Kur'an'ın emrini nasıl yerine getirmeyelim? Size bu kadar haberi nasıl vermeyelim ya? Şimdi ne yapacağımıza gelelim. Safer ayının son çarşamba gecesi, yani bu gece. Salı gününün akşamı şimdi, akşam namazını, bugün akşam namazından sonra ne girdi? Çarşambanın gecesi girdi İslam'a göre. Bir senelik belalardan korunmak için okunacaklar. Bunlar Selam Risalesi'nde yok. Çünkü bunları yeni yeni bu kitapları araştırdıkça, bu ilimlere ulaştıkça sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Hep dediğim gibi sizi Allah için seviyorum. Böylece sizlerin iyiliğini istiyorum. Ben bir şey yapıyorsam, bak bu gece ben bunları yaptım. Şimdi ben bunları yapmasam size de demem. Ama ben yaptım, sizin de yapmanızı isterim. Neden? Ben bir fayda göreceksem sen niye mahrum kalasın? Bu benim işime gelmez. Şimdi evvela abdestiniz varsa, eğer ki abdestliyken tabii böyle şarkı türkü dinlemek gibi, gıybet dedikodu gibi vesaire mala yani gibi işler olduysa, abdestli de olsanız tazelemek müstehaptır. Abdestiniz bozulmaz ama bir insan gıybet dese abdesti bozulmaz. Boş konuşsa mala yani gülse aşırı kahkaha bunlar abdesti bozmaz. Namazın dışında kahkaha atsa bozmaz. Namazın içinde başka. Ama bunlar da tabii ki şöyle bir kıymetli zaman diliminde Allah'ımıza müracaat sadedinde yeni bir abdest, taze bir abdest güzel olur. Ondan sonra ama ben hoca efendi zaten abdest aldım, yatsı yıkıldım, ondan beri de bir günah işlediğim yok, oturdum seni dinliyorum diyorsanız kendiniz biliyorsunuz kendinizin ne yaptığınızı. Ne yapın şimdi? Eûzü besmele. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 12 Fatiha-i Şerife. Fatiha-i Şerife ne demek? Eûzü besmele elhamdülillah rabbil âlemin. Güzel okuyun. Yavaş yavaş okuyun. Ağzını gözünü kırmayın. Errahmanirrahim böyle yapmayın. Okuduklarınıza dikkat edin. Kur'an okuyan Rabbi ile mükaleme ediyor. Mevla ile konuştum dese günah işlemiyor. Yalancı söylemiyor. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Ancak senden yardım isteriz. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz. Biz senden istiyoruz ya Rabbi. Bütün kapılar kapalı, senin kapın açık ya Rabbi. Kimden ne istenebilir? O istediğin benden aciz ya. İyyâke ne'abüdü. Bak manayı güzel düşünerek şöyle huzur üzere, huşu üzere Mevla ile irtibat kurarak. 12 Fatiha-i Şerife. Ondan sonra Fatiha ne demek ya? وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Büyük Kur'an verdik buyurmadan önce 7 ayet verdik diyor. Fatiha 7 ayet. Her biri bir Kur'an'a bedel. 7 Kur'an'ı bir tarafa koysalar, bir Fatiha'yı bu tarafa koysalar, 7 Kur'an'dan içinde Fatiha olmayan 7 Kur'an'dan ağır geliyor Fatiha'ya. Böyle bir sure bu. Ne niyetle okunursa hasıl olur. Ne niyet? Lima kuretle. El-Fatiha. Lima kuretle. Ne niyetle okuyorsun onun için? Şimdi ne niyetle okuyoruz 12 tane Fatiha'yı? Rabbimizin belalarından, kazalarından, musibetlerinden kurtulmak ve emin olmak niyetiyle. Güzel huzur üzere. Arada dünya kelamı konuşmayın. Böyle işler ciddiyet ister. O arada hanıma laf yetiştirmeyin. Hanım size laf yetiştirmesin. O arada kapıya bak, yok telefona bak, bir de cep telefonuyla bir şeyler yapmayın. Mevla'ya karşı yapılan ibadetlerde ciddi olalım. Bu işler başka şeye benzemiyor. Önemli haber bunlar. Bunlar büyük işler. Biz Allah'ımızla muhatabız ya. Bir sene başımıza neler gelebilir? Bunları takdir eden ancak Allah'tır. Yaradan ancak Allah'tır. Sığınırsak ona belayı çevirecek ancak duadır. La ruddül kaza illa dua hadis-i şerifte buyuruluyor. Allah'ın belasını Allah'a duadan başka bir şey geri çeviremez. Tirmizi hadisinde. İnne du'a vel bela le'atelicân ilâvil kıyâme. Dua ile bela kıyamete kadar çarpışırlar. Kulun duası göğe yükselir, Allah'ın belası gökten aşağı yağarken. İşte bak bu gece 320 bin bela. Allah dostları, keşif ehli bunu keşfetti. Bu kadar büyük veliler, isimleri zikredildi bunlar. Bunların keşfinden efendim bizim ne haberimiz var? Biz ancak onlara inanıp dediklerini yaparsak kurtarırız. Biz kendi kafamızda ne yetkimiz var, ne salahiyetimiz var?
Onlar bize ne öğretiyorlar? Allah'a yalvarmayı öğretiyorlar. İşte bela inerken, dua çıkarken bir çarpışırlar. Kıyamete kadar o dua belayı sahibinin başına kondurmaz. Ama duan yoksa ne olur? Bütün yan belalar başından aşağı efendim seni boğar, gark eder. Siperin yok. Et-dua silahul mümin. Dua müminin silahıdır. Silahın yok. Et-dua nuru semaat vel ard. Dua göklerin yerlerin nurudur. Duan yok, yalvarman yok. Yalvarılmadan olur mu ya? Biz Rabbimize dua için, yalvarmak için yaratıldık. Ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billah. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ فَقَدْ كَذَّبَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Sadakallahu l-Azim. Habibim şöyle kullarıma, ben sizi niye yarattım? Benim size ne ihtiyacım var? Siz olmasaydınız benim neyim eksilirdi ki? Siz olduğunuzda neyim arttı ki? Sizin yalvarmanızı seviyorum, Allah buyuruyor. Duanızı seviyorum. Onun için Allah'a duadan daha sevgili hiçbir amel yoktur. Mâ min amelni habbe illallah azze ve celle mined dua. Bir kulun Rabbine yalvarması, Mevla kendisine dua edilmesinden çok. Hiçbir şeyi sevmiyor ya. En fazla onu seviyor. Dua muhul ibadet. İbadetin çivisidir dua. İbadetlerin başında gelir. Sizin Allah'a yalvarmanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın? Siz neye yararsınız ki? Tahta değilsiniz, kaldırım döşeme tavan olasınız. Efendim taş değilsiniz ki bir Müslümanın ayağını çamurdan kurtarasınız. Efendim ot değilsiniz ki bir hayvan yesin. Efendim süt değilsiniz ki birisi bir Müslüman içsin. Siz neye yararsınız? Siz Allah diye yalvarmaya yararsınız. Duaya yararsınız siz. Onun için ama siz ey gidi kafirler inkar ettiniz. Yakında azap yapışacak size, göreceksiniz. Hiç inkar edilir mi ya? Hiç elimizde bir şey yok. Bu kadar acizliğimiz ortadayken neyimize güvenerek inkar edeceğiz ya? Bize bu haberler verildi. Şimdi 12 Fatiha-i Şerife. Ondan sonra yazdınız mı 12 Fatiha? 100 kere Besmele-i Şerife. Ne demek? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sesli değil, sesli bağırarak lüzum yok. Tesbih eline al, fazla eksik yapma. 99 yapma, 101 yapma. Burada şifre var. Ne buyurulduysa anahtarın dişleri gibi. Bir fazla olsa açmaz, bir eksik olsa açmaz. 100 besmele. Besmele ne demek? Besmele hakkında 2-3 sohbet yapmışım radyoda. Ne konular konuşmuş o besmelenin manasında ilk tefsire başladığımız zaman. Besmele Allah'ın en büyük ismi, ismi azam. Onunla kim dua ederse kabul eder. Ne dileğini olursa verir. O ismi azam hakkında çok rivayetler var. Ne buyuruluyor hadis-i şerifte? Gözün siyahı ile beyazı arasında ne kadar mesafe varsa ismi azamla besmele arasında da o kadar mesafe var. Yani Allah'ın en büyük ismi ya. Allah ismi zaten. Bin bir ismin kutbu lafzayı celale. Allah orada. Rahman ismi orada. Rahim ismi orada. Kulidullah evidur rahman. Mevlamızın buyurduğu üzere. İster Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Allah ismi de orada, Rahman ismi de orada. Bismillahirrahmanirrahim. Anamızdan babamızdan çok acıyan Allah'ımız. Gözümüzün yaşına bakan, silen Allah'ımız. Rahman Rahim isimleri rahmetinin, merhametinin bolluğu. Hem dünyada hem ahirette. Rabbim rahmetlerine idhal eyle. İşte o Bismillahirrahmanirrahim bütün kapıları açan bir zikirdir. Allah'ımızın adına sığınalım. Rabbimizin adına, adıyla dualarımızın kabulü için, belaların başımızdan defi için tevessül edelim. 100 defa hemen bu gece şimdi burada kapatıyoruz peşine. Biz bitirdikten sonra herkes işine, işimizin adı ne? Allah'a yalvarmak. Biz dua için yaratıldık. Bismillahirrahmanirrahim. 100 kere. Ondan sonra 100 kere. Bu dua kitabımda var. Kiminiz biliyorsunuz, dualarım kitabı çoğunuzun evinde var. 15 senedir herkes evine koymuştur, raflara kaldırmıştır. Orada bulabilirsiniz ama şimdi ben yavaş okuyayım. Sizin o cep telefonlarınız oluyor, hemen kayıt alıyorsunuz. O kayıtla peşimden de takip edebilirsiniz. Bu çok büyük duadır. Bismillahillezî la yadurru me'esmihi
şey'ün fil ardı ve la fis sema ve huves semi'ül alim. 100 defa bu okunuyor. Bu Allah'ın adıyla ki onun adıyla beraber ne yerde ne gökte hiçbir şey zarar veremez. Hakkıyla işiden de odur, her şeyi bilen de odur. Bu çok büyük bir duadır biliyorsunuz. Tirmizi hadisinde geçer. Enes İbni Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu öğrenmişti. Sonra Haccacı zalim onu öldürtmek için yanına çağırdığında çok sahabe kesti Haccacı zalim. Onu da çağırdığında dedi ki sen dedi ne cesaretle benim aleyhime konuşuyorsun sen? O da buyurdu ki ona ben daha neler konuşuyorum senin hakkında, ne zulümler yapıyorsun insanlara, ne yanlışlar yapıyorsun. Onların hepsi de sana ulaşmış değil. Ama sana ulaşanların hepsini de ben söylemiş değilim. Bazı münafıklar da var, arada laf katıyorlar. Ama benim de daha ne dediklerim var, onları da sana duyuramamışlar. Seni dedi öldürürüm, seni perişan ederim, en kötü ölümlerden ölüm beğendiririm sana ve sen dedi ne cesaretle bunu efendim söyleyebiliyorsun hem de yüzüme karşı. Dedi senin bana yolun yok. Sen bana hiçbir şey yapamazsın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir dua öğrendim. Kainatın Efendisi buyurdu ki men kâleha hîne asbaha lem yusibhu fücetü velâin hattâ yumsiye ve men kâleha hîne emsâ lem yusibhu fücetü velâin hattâ yusbihâ. Bu besmeleyi, bu duayı sabah okuyana akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar ani bir bela isabet etmez. Bunu zaten bir kere her sabah akşam okuyoruz. 3 kere okuyoruz da. Men kâlâ selâsen. Hadiste 3 kaydı da var. 3 kere okunması lazım. Şimdi mesela 2 okursun. Ondan sonra başına bir bela gel. Ya hoca bana ben öğrenmiştim yaptım ama beladan kurtulamadım. Bu hadis yanlış mı çıktı? Ya hadis yanlış çıkar mı? Sen yanlış yaptın. 3 dediler 2 okudun ya. Sana diyorlar ki efendim şu fişe tak. Sen gidiyorsun öbür fişe takıyorsun motoru yakıyorsun. Bunun şimdi garanti kağıdı neye yarar? Makinenin. Ondan sonra sabah okuyan akşama kadar, akşam okuyan sabaha kadar. Bunun vakti ne zaman? E şimdi mesela akşam ezanı, güneş batar batmaz akşam girdi. Sen bu saate kadar okumadınsa, bu arada da başına bir bela geldiyse ben ne yapayım? Hadis ne yapsın? Niye sabah okudun? E sabah okudun ama onun garanti süresi ne zamana kadar? Bak sana 2 sene garanti veriyorlar, bir cihaz alıyorsun. E sen şimdi 2 seneden 1 gün sonra gitsen, 2 gün sonra gitsen öderler mi? Ödemezler. E garantinin günü geçmiş. Şimdi sen akşam ezanıyla güneş batıyor, güneş batar batmaz senin sabah okuduğunun garantisi bitiyor. Hadis-i şerif burada hatta ile gaye ve nihai noktayı tespit ediyor. Hatta yümsiye, akşama girinceye kadar diyor. Hatta yusma, sabaha dahil oluncaya kadar diyor. Şimdi sabah ne zaman oluyor İslam'a göre? Hocam ben 9-10'da falan biz sabah kahvaltı yapıyoruz. Senin sabah kahvaltından alakadar etmez ki bunu. İslam'ın sabahı ne zamandır? Gün doğumuyladır. Güneş doğumu demiyorum bak. Güneş doğumu başka. Gün doğumu. Gün doğumu ne demek? Fecir. Fecr-i sadık. Ne demek? İmsak var ya. Takvimde imsak yazar. Yani oruç tutmak isteyen yarın ne zamana kadar bu gece yemek yiyebilir? Ha. O imsak keser. İmsak keser. Ramazan'daki sahurun bittiği nokta. Orada gece biter, gün başlar. Güneş doğmasıyla arasında bazen 2 saat fark olur. O ayrı bir şey. Gün girer. Ama güneş doğunca ortalık aydınlanır. O ayrı. Sabah namazının vakti biter güneş doğmakla. Gün girmekle, imsak olmakla da sabah namazının vakti girer. Güneş doğunca vakti çıkar. Sabah namazının vakti biter. Şimdi bunlar İslam'a göre istilahlar, tabirler ve deyimler. Senin şimdi bu akşam okuduğun Bismillahirrahmanirrahim duasının garantisi ne zamana kadar? İmsaka kadar. İmsak oldu mu ne olur? Gün girer. Yeni gün girdi mi yeniden tazelemek gerekir. Hazreti Enes dedi ki ben o duayı bugün okumuşum senin yanına gelmeden dedi. Onun için sen bana bir şey yapamazsın. Tamam bunu gönderin dedi. Haccacı zalim. O çıkınca peşinde etrafındakiler de baştan dedi ki madem o duayı dedi bana da öğretsen ya bana da bir şey olmasın kendimi garantiye alayım diye. Haccacı zalim ama çok itikadı var. Bak hadisi duyduğu zaman hemen inanıyor. E şimdi öyle hacı hocayım diyen adam var hadise inandığı yok. Haccacı zalim o kadar sahabe gezmiş. Zalimin başı ama kafir diyemeyiz ha. Yine de hadis duydu mu bana da öğretsene diyor. Görüyor musun itikatları? O zaman da en azından itikat var. Şimdi o itikat da yok. Hazreti Enes ne dedi? Öğretmem onu senin gibi zalime dedi.
Hatta dedi senin sağlığında bile başkasına öğretmem ki benden duymadığını başkasından duyarsın. Sana dedi Allah'ın belası azabı gelsin, ben sana onu öğretir miyim dedi. Ve öğretmedi. Sonra yanındakiler dediler ki ya sen pire için yorgan yakan adamsın. Adam sana bir şey demeden adamı idam ettiriyordun da bu sana bu kadar konuştu, hiçbir şey yapamadın. Ya dedi sağında solunda iki tane aslan belirdi ki bir ufak dokunacak olsam kapacaklardı beni, parçalayacaklardı. Siz onu gördünüz mü dedi. Onun için bu zikir 3 kere yapılıyor bu besmele her sabah akşam. Bu sünnettir. Duaların kitabında bu var. Ama şimdi bu gece kaç kere okunuyor? 100 kere. Tekrar okuyorum. Artık kayıt mayıt yapabiliyorsanız da peşinden takip ederek onu 100 kere okumaya çalışın. Bismillahillezî la yadurru me'ismihi şey'ün fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ül alîm. Böylece okunacak. 100 kere. Ondan sonra 100 defa efendim ne okunacak? Onu biliyorsunuz. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu arşın hazinelerindendir. La havle-i şerif kenzüm min kunuzil cennet. Cennet hazinelerinden bir hazinedir. 70 derde devadır. La havle zikri. 100 kere okuyana günde fakirlik isabet etmez. Sıkıntı kalmaz. 70 derdin ednaül hemmu. En hafifi sıkıntı. Yani depresyon dediğiniz şey var ya, depresyon, içim sıkılıyor, bunaltı geliyor, yemeğe iştahım yok, efendim, hiçbir şeyden zevk almıyorum, bunalıma girdim. Ya en azından 70 derdin en azı sıkıntı. Daha diğer devaları çok bu zikrin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bu kaç defa okunacak? 100 defa. Ondan sonra ne okunacak? 27 kere. Rakamı kaç? 27. Ne okunuyor? Kadir suresi. Yani estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. İnna enzellâhu fî leyletil kadri ve mâ edrâke mâ leyletil kadri. Leyletil kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelül melâiketü ruhu fîhâ biizni rabbim min kulli emr. Selâmun hiye hattâ matlâ'il fecr. Ramazan'ın 27. gecesi, tabi biliyorsunuz Kadir gecesi olma ihtimali en kuvvetli gece 27. Çünkü bu surede de selamun hiye, o gece derken o hiye zamiri de 27. kelime. Ve bu sure kaç kere okunacak? 27 kere. 7'nin İslam'da çok önemi olduğu ve 7 rakamı hakkında birçok faziletler vardı olduğunu bilmektesiniz. 27 kere de inna enzelna okunuyor. Ondan sonra bir kere salavat-ı şerife getiriliyor. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslima. Artık salavat-ı şerifeyi kendi bildiğiniz, şu anda bu kafanızda kalmazsa da kendi bildiğiniz sıhhalerle de yapmanız olur. Çünkü duanın sonunda kabulüne niyetle salavat-ı şerife, başında sonunda salavat olan dua reddolmaz. Allah Teala salat selamları asla reddetmez. Onun için arasında kalan duaları da reddetmez. Buyurulduğundan her dua ve niyazın başı sonu salavat ile başlansa, bitirilse kabule şayan olur. Şimdi ne yapıyoruz? 12 Fatiha-i Şerife, 100 kere Besmele-i Şerife, 100 kere Bismillahillezî lâ yadurru me'asmihi şey'ün fil ardı ve lâ fissemâi ve vessemî'ül alîm. 100 kere La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. 27 kere Kadir suresi. Yani estaizme inna enzelnâ fî leyletil kadri. Hemen mesajlar çekin. İnsanlara ulaşın. Hemen bu gece nazil olacak 320 bin belaya karşı sipere girelim. Silahımızı kuşanalım. Allah'ımızın azabına gazabına karşı Rabbimizin ismine sığınalım. Ve eûzü bike minke. Ya Rabbi senden sana sığınırım diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah'tan kime sığınacaksın? Allah'ın azabından kime sığınacaksın? Kim emniyette, kim kurtulmuş ki ona sığınasın? Kimin garantisi var? Kim seni kurtarabilir? Ancak Allah kurtarabilir. Onun için Bismillah o demek, Besmele o demek, Bismillahirrahmanirrahim o demek, La havle ve la kuvvete 70 derde deva, bütün musibetlere efendim yeterli olacak bir zikir.
İnne enzelnâ'da da ne var? Selam var. Selam. Selam nereden geliyor? Selametten geliyor. Esselamu aleyküm ne demek? Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Yani selameti ne demek? Bütün belalardan, musibetler ve felaketlerden kurtuluşu sizin üzerinize olsun demek. Selamın manası budur. Onun için selamı niye geçtiği için zaten bu gecenin ve yarınki günün selam ve selametle çok büyük ilgisi ve ilişkisi vardır. Şimdi ne yapacağız? Bu gece yapacaklarınızı anladınız mı? Anladınız. Gelelim yarınki günkü kılacağınız namaza. Yarın seferin son çarşambasında 4 rekat namaz kılınacaktır. Tabii bu gece yapılacak amellerden biri de onu da söyleyelim. 7 selam ayeti Kur'an-ı Kerim'de geçen 7 selam ayeti peygamberlere selam veriyor bu ayetler. Bu ayet-i kerimeler Selam Risalesi'nin 145. sayfasında bir kaba yazılıyor ve suyla bozuluyor. O selam ayetleri bu gece içenleri Allah'ın izniyle belalardan hiçbir şey isabet etmez diye kitaplarda beyan ediliyor. Geçmiş büyüklerimiz o gece yani bu gece akşamla yatsı arası camilerde toplanıp hattatın birine yazana 7 peygambere selam ihtiva eden ayetleri yazdırarak kaplar içine koyarlar ve suyundan içerlerdi. Sonra evlere hediye olarak gönderirlerdi. Ben kendim içtim, yaptım. Sevdiklerimden de işte yakınımda olan bize taalluk edenlere de yapalım dedik, içelim dedik, gönderelim dedik. Ama tabii ki burada artık Kur'an-ı Kerim hattıyla yazılması lazım. İçinizden de efendim mürekkeple olmasa tükenmezin ne olmaz şey çıkmaz. Dışa çıkmaz tükenmez yazı suyla bozulmaz. Onun için hattat kalemiyle de olsa veya mürekkeple de olsa temiz mürekkeple bu ayetler yazılırsa içilirse de bazı meraklıları vardır içinizden becerebilenler vardır. Öyle olursa da şifa olur. İnşallahurrahman 145. sayfada o ayetler Kur'an'dan aramaya kalkmayın o daha zor olur. Selam Risalesi'nde 145. sayfada. Bu ayetler mevcuttur. Şimdi yarınki gün 4 rekat namaz kılınacaktır. Bu 4 rekat namaz hangi saatlerde kılınabilir diye soruyorsanız imsaktan sonra sabahın sünnetinden başka nafile kılınmaz fıkha göre. Onun için işrak vaktine kadar yarınki işrak vakti. İşrak vakti ne zaman oluyor? Güneş doğduktan en az yarım saat geçecek. Güneş doğana kadar sabah namazı zaten kılınmış oluyor. Güneş doğduktan efendim yarım saat sonraya kadar yine nafile namaz kılınmaz. İşrak vakti girdiğinde yani güneş doğuşundan yarım saat sonradan kılınmaya başlanabilir. Ne zamana kadar? Öğlen namazına yarım saat kalana kadar. Ona zeval vakti deriz. Öğlene yarım saat kaldı mı en son nokta? Yarım saat kaldıktan sonra hiçbir nafile namaz kılınmaz. Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz. Ondan sonra öğlen namazı kılındıktan sonra yine nafile namaz, bu namaz kılınabilir. Ne zamana kadar? İkindiyi kılana kadar. İkindi ezanı okunana kadar demiyorum. İkindi kılana kadar. Çünkü ikindi ezanı camide okunur da sen mesela ikindiyi bir saat daha geç kılacaksındır. O arada da sen yine bu nafile namazı ikindiyi kılmadıktan sonra kılana kadar bu nafileyi kılabilirsin. İkindi namazından sonra artık nafile namaz kılınmaz. Yani yarın güneş doğduktan yarım saat sonradan öğlen ezanına yarım saat kalana kadar kılınabilir. Bir de öğlen namazını kıldıktan sonra ikindi namazını kılana kadar da bu namaz kılınabilir. Payımız bu kadar. Şimdi kaç rekattır? 4 rekattır. Her rekatta ne okunacaktır? Bir Fatiha-i Şerife zaten biliyorsunuz başlıyorsunuz. Sübhaneke, Euzü Besmele, Fatiha-i Şerife. Ondan sonra 17 kere Kevser Suresi. İnna e'tayna kel kevser. Yani çok da kolay ha. Bazen bu namazlarda sureler oluyor. O sureleri siz de bilmiyorsunuz. İş yatıyor yani. Adam diyoruz ki işte Tekasür suresi, Zilzal suresi okunacak diyoruz. Bu sefer adam da diyor ki hoca efendi ne var? Onu bilmeyen ne okusun? Ben de bu sefer diyorum ki onu ezberlesin, onu okusun. Bu böyle sureleri ezberlemek de hemen olur mu? Bu sefer adama ne diyeceksin? Bunlar da şifrelerdir yani. Hangi sure denirse o okunacak. Hangi adette denilirse o kadar sayı tutulacak. Şimdi Fatiha'dan sonra her rekatta ne okunuyor? 17 kere. Euzü Besmele, efendim Fatiha-i Şerife bittikten sonra namazda olduğu için yok. Sübhaneke'den sonra Euzü Besmele çekiliyor. Fatiha okunuyor. Fatiha'dan sonra
direkt sureye geçiliyor. İnna a'tayna. Normal namazda kıldığımız gibi arada Hanefi mezhebinde besmele yok. Surelerin arasında da yok. 17 kere Kevser suresi. Yani inna a'taynakel kevser fasalli li rabbike venhar inne şaniyeke huvel ebtar. 1. İnna a'taynakel kevser böyle 17 kere. Onu şaşırmazsınız. Çok hafif parmaklarınızla parmağınızı bastıraraktan yerine durduğu yerde parmak hareketi gibi değil de parmakların durduğu yerde hareketlerle yani 5 oldu 10 oldu bu da sayılmaya müsaade ediliyor. Dıştan bakan böyle bir hareketlilik görmemek şartıyla. 17 inna'tayna'dan sonra 5 kere İhlas-ı Şerif yani kul huvallahu ahad inna'tayna'lar bitti. Hemen 5'ine kul huvallahu ahad bitiriyorsun. Bir daha. 5 kere de İhlas okunuyor. Ondan sonra bir kere Felak yani kul a'udhu bi rabbil felak. Ondan sonra bir kere de Nas kul a'udhu bi rabbin nas minel cinneti ven nas dedim mi? Onlar bir kere. 17 Kevser inna atayna. 5 kul huvallahu ahad, 1 Felak, 1 Nas. Her rekatta bu rekat bitti nereye iniyorsun? Rükûa iniyorsun. Bildiğimiz gibi Sübhane rabbiyel azim yani farzların dışında 3 kereyle yetinmemeli. İmam Rabbani diyor ya utanmak lazım diyor 3 kereyle en azından idare etmekle. Yani 5 7 falan söylenir Sübhane rabbiyel azim. Normal nafile namazlarda da böyle yapmak uygundur, müstehaptır. Ondan sonra rükudan kalkıyorsun. Kavmede güzel tadil erkana riayet ediyorsun. Güzel duruyorsun. Rabbena lekel hamd en azından sabit diyorsun. Ondan sonra secdeye eğiliyorsun. İşte iki secdeni yapıyorsun. Secdeden kalkıyorsun ikinci rekata. Besmele ile Fatiha'ya başlıyorsun. Fatiha'dan sonra 17 inatayna tekrar. 5 ihlas tekrar. 1 felek 1 nas ile rükuya eğiliyorsun. Secdeni yapıyorsun. Oturuyorsun. Tehiyyatta ne okuyorsun? Ettehiyyatı okuduktan sonra Allahümme salli okuyorsun. Allah'ın barik okuyorsun. Gayri müekkede oldukları için bunlar ikindi namazının ilk sünneti gibi kılınır. Üçe kalkıyorsun. Üçe kalktığında yine Sübhaneke başlıyorsun. Eûzü besmele. Fatiha-i Şerife'den sonra. 17 inna'atayna. 5 kulü vallaha et. 1 felek 1 nas. Rükû secdeleri yapıyorsun. Dördüne kalkıyorsun. Besmele Fatiha'dan sonra. Bildiğimiz namaz. Okunacak sureler, katılacak sureler hangisi? 17 inna'atayna. 5 kulü vallaha. 1 felek. Bir nas. Dört rekatında suresi bunlar. Peki. Bu namazı kıldıktan sonra Allah o gün inecek bütün belalardan fazl-ı keremiyle koruduğu gibi bir daha seneki Safer ayının son çarşambasına kadar etrafında hiçbir bela dönmez Allah'ın izniyle bu namazın bereketiyle. Peşine dua okunacak. Şimdi bu duayı ben size burada okumakla efendim sizin de ne ezberinizde kalır ne yazabileceğiniz bir durum olur. Kitaba müracaat. Selam Risalesi'nin 146. sayfası. Orada namazı da tarif ediyor. Yalnız orada 15 kere İhlas yazılmıştır. O rivayette var ama sonra gördüğüm güçlü rivayetlere göre 5 kere İhlas. O tarifle kitaptaki çelişiyor zannetmeyin. Yani diğer kaynaklara da vardığım netice son olarak 5 kulü Allah'a daha güçlü geldi rivayetlerde. 17 Kevser, 5 kulü var. Sizin de işinize gelir. 15 nerede? 5 nerede tabii ki? Tasarrufidir. Ama ben size kesinti yapamam yani. Bu benim hakkım değildir. Ancak kitaplarda böyle gördüğüm için bu rivayet daha kuvvetli geldi. Namaz 4 rekat bittikten sonra duası 146. sayfada açın kitabı bakın hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya şedidel kuvveti ve ya şedidel mihal ya aziz diye başlıyor. Bu dua bütün belalardan, musibetlerden kurtuluş duasıdır. Hazreti Hasan'ın sırrına, kardeşi Hüseyin'in bahşına, dedesi Muhammed Mustafa aşkına, babası Hazreti Ali kerramallahu vecehu hürmetine, annesi Fatımetü'z-Zehra radıyallahu anha bereketine ve oğulları Ehli Beyt hürmetine bugünün şerrinden ve bugün de inecek bütün belalardan, musibetlerden sen beni halas eyle, sen bana kafi gel, yeterli ol ya Rabbel Alemin. Ey mühim dertlere kafi gelen belaları defeden Allah, yakında Allah, Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu bütün musibetlere ve düşmanlara karşı sana kafi gelecek ayet-i kerimesiyle ve vessemi'ul alimine ayet-i kerimenin sonu Allah'ımız hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ona havale ediyoruz. Sonunda salavat-ı şerife ile bitiriliyor. Duaların kabulü için besmele ile başlanmış. Bu mübarek dua 146. sayfededir. Çok kıymetli duadır. Kaynakları yazılmış.
Bu duadan sonra ne yapılacak? Efendim, sırayla takip ediyoruz. 147. sayfada duanın Türkçe manasını vermişiz. Ondan sonra çeviriyoruz kitapta 148. sayfayı. Ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim'de geçen selam ayetlerinin tamamı okunacak. Kur'an-ı Kerim'de selametle ilgili selam lafzının geçtiği ayetler var. Bu ayet-i kerimeler sırayla efendim Kur'an-ı Kerim'in başından başlamış. Sonu biliyorsunuz. İlk ayet Selamun aleykum ketebe rabbukum ala nefsi rahmeden başlıyor. Ondan sonra son ayette Kur'an-ı Kerim'de Selamun hiye hatta matla'il fecr ayet-i kerimesidir. Selamla selam lafzı vardı olan ayet-i kerimeler. Bu ayet-i kerimeler okunacak. İnşallah sohbetin sonunda bu ayet-i kerimeleri de okurum ama siz tabii kitaptan okuyacaksınız. Yarınki namazın peşine. Yani 148. sayfada 149'da bitiyor. Peşinden de duası var. Allahümme barik lena fi şehri safer ve ihtim lena bi saadeti ve zafer. Bu duayla hitam erildikten sonra çeviriyoruz. 150. sayfada bir muazzam dua var. İşte o dua Safer ayının duasıdır. Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resulike diye başlıyor. Bu mübarek duada bugünün şerrinden, bugün takdir buyurduğun şiddetlerden, belalardan, musibetlerden Allah'a sığınılıyor. Ya Rabbi canımı, malımı, çocuklarımı, dinimi, dünyamı, ebrar ve ahyar seçkin kullar hürmetine muhafaza eyle. Ya Rahman Rahim'in diye dualar ediliyor. Allah Teala'nın Celle Şanü Celle Celaluhu kazasında, kaderinde lütfuyla muamele yapması istirham ediliyor. Belasından, musibetlerinden afiyetler istirham ediliyor. Ve Allah Teala'nın havlu kuvvetine sığınılıyor. Hasbunallahu ni'mel vekil okunuyor. La havleler salavatlarla 150. sayfada bu. 150-151. Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor. Bu dua okunuyor. Şimdi 4 rekat namaz. Bunların hepsi çok uzun tutmaz. Yarım saat tutsa ne olur? Bir saat tutsa ne olur? Bir daha seneye kadar gelen musibetlerden Allah korur. Sen karına bak. Zararından kaç. Sen Allah'a sığın. 4 rekat namazdan sonra dünya kelamı konuşmamak lazım. Hemen namazın peşine başka işler çıkacak ortamlarda bulunmamak lazım. Huzur üzere meşgul olmak lazım. 4 rekattan sonra ne yapılacak? Efendim duası okunacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bu 146'da. 146'da Arapça dua bitti. Çeviriyorsun 148'i. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selam ayetleri hemen peş peşe 149'a kadar selam ayetleri bitiyor. Hemen 150'de yine duası var. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu salli ala Muhammed abdike diye salavatla başlıyor. Ve sallallahu ala seyyidina diye salavatla bitiyor. Arada da bütün belalardan, afetlerden, musibetlerden hem canımıza gelecek, hem malımıza gelmesi efendim tehlikesi olan, hem çocuklarımıza isabet etme tehlikesi olan dinimiz ve dünyamız. Dünyamızdan önce dinimiz gelir. Çünkü musibet Allah musibeti dinimize vurdurmasın. Çünkü dine gelen musibet işte adamın itikadının bozulması, namazı bırakması, zikri bırakması, Allah'a karşı gelmesi bunlar dine vuran darbelerdir. İnsan fakir olsa, iflas etse, hasta olsa, ameliyat olsa bunlar sorun değil. Bunlar günahlara kefaret. Ama eğer insanın itikadına, inancına, Allah'a karşı bağlılığına bir halel, bir zede gelirse işte o dine vuran darbedir. Allah dinimize de dünyamıza da musibet vurdurmasın ama evvela korumamız gereken göz bebeğimiz gibi sakınmamız, saklamamız gereken nedir? Dinimizdir. Dert değildir. Gide dünya kala din. Dert odur ki kala dünya gide din demiş şair. Eğer senin dinin doğruysa, itikadın, amelin düzgünse dünyandan o gitmiş bu gitmiş zarar değildir. Esas en büyük bela nedir? Dünyalığın boldur ama din etten gitmiş, itikat kalmamış, namaz kalmamış, secde yok, dua yok, niyaz yok, Allah'ın kapısına başvuru yok. Bela budur. Onun için 150. sayfede ki bu dua ile bitiyor. Bir de 154. sayfada Salat-ı Münciye var. Salat-ı Necat da deniyor. Mahmud Sami Ramazanoğlu Sami Efendi Hazretleri de bunu yazmıştır. Bu duaların peşine 11 kere okunmasını tavsiye buyurmuştur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat ve tekzilena biha cemi'il hacat ve tutahhiruna biha min cemi'il seyyiat ve terfe'una biha ala derecat
tübellihuna biha kısal gayat min cemii'il hayrati fil hayati ve ba'del memat. Sonuna inneki ala külli şeyin kadir eklenmiştir. Aslında yoktur ama bu duada eklenmiştir. 11 kere de salaten tünciyna, bütün afetlerden, felaketlerden efendim bizi kurtaracak bir salat ile Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan salatlar isteniyor. Böylece inşallah ibadetleri ve vazifeleri yapılmış oluyor. Allah Teala kabule karin eylesin, lütfu keremiyle cümlemize muamele eylesin, bütün afetlerden, musibetlerden emin eylesin. İnşallahurrahman şimdi selam ayetlerini okuyarak Allah'ın selamıyla sizleri Rabbime emanet ediyorum. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleykum katabe rabbukum ala nefsihi rahme. Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukubeddar. Selamun aleykum udhulul cennete bima kuntum ta'melun. Ve selamun aleyhi yevme ulide ve yevme yemutu ve yevme yub'asu hayya. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا والسلام على من اتبع الهدى وسلام على عباده الذين اصطفى سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين سلام قولا مِن رَّبِّ الرَّحِيمِ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سلام عليكم طبتم فادخلوها سلام هي حتى مطلع الفجر.
Sadakallahu'l-Azim.